Her şeyi yıkıyorum. Günde 500 sefer 500 kere elimi yıkıyorum. Parayı yıkıyorum. Ambalajlı şeyleri yıkıyorum. Yiyecekleri hepsini yıkıyorum deterjanlarla. Ondan sonra telefonumu yıkıyorum. Paraları yıkıyorum. Yani kimsenin evine giremiyorum. Kimse bana girmiyor. Ben de kimseye gitmiyorum. Yani konu komşu da gelemiyor. Kimse inanmıyor. Kimse gelmiyor, kimse kimseye de yapamam. gitmiyorsun. Gitmiyorum. Yalnız bir hayata mahkum olmuşsun. Evet. Peki Ayşe, bir evini de seni de daha yakından tanımak istiyoruz. Bak görüyorsunuz değil mi, bu eldivenleri çıkartamıyor. Şimdi ben onu bıraksam muhtemelen mutfağa dalacak temizliğe. Geldi oturduğu yere, çarşaf serdi öyle oturdu. Ve daha çok genç. Çok Şimdi Esra, konuşmanızı rica edeceğim ama önce bir tanıyalım. Tamam. Gerçekten neler yaşıyor, bir içine hayatına bir girelim. Sonra artık çözüm yollarına bakacağız. Buyurun. Buraları niye siliyorsun? Dokundunuz diye siliyorum. Buraya dokundunuz mu? Evet, kapıyı çalmış. O bir temizlik hastası. Eline ne geçse durmaksızın yıkıyor. Parayı yıkıyorum mesela. 100 lira paranın üstüne biraz yeşil deterjan üstüne döküyorum. Biraz da arkasına tutuyorum böyle. Köpüklüyorum, yıkıyorum. Para hiçbir şey olmuyor. Torunlarını dahi kucağına alamıyor. Ayşe Burgaç İstanbul Beylikdüzü'nde işte bu apartmanda yaşıyor. Kendisi aşırı titiz bir insan. Hatta belki de temizlik hastası bile diyebiliriz kendisine. Şimdi evine misafir olmaya çalışacağız. Bakalım bu titizliği nasıl yansıyor hayatına? Bir günü nasıl geçiyor Ayşe Hanım'ın, görelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Ayşe Hanım? İçeri giremezsiniz. Eyvah, muhabirimiz kapıda kalıyor. Neden? Hayır, içeri kirleniyor, bir de giremezsin. Çekim yapacağız. Ben ne yapayım, çekim yapın. Burada yapın, dışarıda yapın. İçeri almıyor musunuz? Hayır, kesinlikle kimse içeri almıyorum ben. Neden peki? Rahatsızlığım var. Ayşe Hanım'ın evin içinde eldivenli halde olması da dikkatimizden kaçmıyor. Elinize de eldiven takmışsınız, bu ne? Bunu kapıyı açarken şey yapıyorum. Normalde kapıyı açarken, yani kapıya dokunurken takıyorum, bunu nasıl atıyorum. Sürekli eldivenle bir yere gittim, eldivenle gidiyorum. İşte her şeyi yıkıyorum. Bakkalda ambalajlı şeyleri alıp da deterjana yıkıyorum yiyecekleri. Köpük giriyor içine bazen. Ondan sonra meyveleri yıkıyorum. İşte ekmek alıyor musunuz? Ekmek alıyorum da eldivenle gidiyorum. Bazen yıkıyordum önce de, şimdi ekmeği yıkamayı bıraktım. Bir yaşınıza daha giriyoruz. Ne yaptın sen Ayşe Hanım? Ekmek hiç yıkanır mı? Ekmeği de mi yıkıyordun? Evet, önce de yıkıyordum. Hafif deterjan sürüyordum yüzüne, arkasını duruyordu. Ondan sonra ne varsa deterjanla yıkıyorum yani. Muhabirimiz susuyor. Sağ olsun Ayşe Hanım su veriyor. Fakat sonrasında yaşananlar şaşırtıyor. Yeter. Başka bardak. Teşekkürler. Bardağı almayayım. Şeyle giderken çöpe koyarım. Siz dokunamam ben yani. Cebine. Ya bir yere koyun da merdivenin üstüne bırakın, sonra çöp. Bardak bende mi kalacak? Yani çöpe atarım. Sonra oraya koyun da merdivenin üstüne. Hemen şimdi bu bardaktan içindeyiz. Bu bardağı geri elinize almıyor musunuz? Yok yok, almayayım. Ayşe Hanım dışarı çıkıyor ama ya biri bana çarparsa diye korkup geri dönüyor. Sıkılıyor, çıkıyorum dışarıya, geri geliyorum. Birisi çarpacak diye korkuyorum, ödüm kopuyor. Birisi bana çarpar diye. Sanki bana bıçak batıyor gibi. Temizlik hastalığı onun yuvasını bile yıktı. Eşimden ayrıldım, çoğalmaya başladı. Niye ayrıldınız, bu sebeple mi ayrıldınız? Bu sebeple ayrıldık yani, daha doğrusu. 3 tane çocukla yalnız başıma kaldım, kirada oturuyordum zaten. O ayrıldı gitti, çok çektirdim çocuklarıma. Ayşe Hanım eldivensiz hiçbir şeye dokunamıyor. Ayşe Hanım ekibimiz kapıya dokundu diye kapıyı silmek istiyor. Ekibimiz temizlik hastası Ayşe Hanım'ı bir de dışarıya çıkarıyor. Ayşe Hanım eldivenlerini takıyor, banklara silerek oturuyor, tedirgin tedirgin yürüyor. Temizlik hastası Ayşe Hanım iyileşmek ve herkes gibi normal bir hayat sürmek için Zahidi Yetiş'ten yardım istiyor.